Efendim yine KPSS üzerinden devam edelim. Zira soruların sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan çifte soruşturma hala devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. KPSS'de çıkan 3 sorunun 7 iklim yayın evinin sorularıyla birebir aynı 10 sorudaysa benzerlik olduğu tespit edildi. KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun ön raporu hazırlandı. Sınav öncesi sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzman ekiplerce incelenirken, uzmanlar tarafından hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı, 10 soruda sorudaysa benzerlik olduğu tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde soruları hazırlayan ÖSM çalışanlarının ise ifadesine başvuruldu. <laughs> 7 İklim Yayın Evi'nin soru uzmanlarının telefon aramaları mercek altında. Soruların sızdırıldığı iddia edilen 7 İklim Yayın Evi ve soru uzmanlarıyla ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve bazı kayıtları da mercek altına alındı. Sınav öncesi şüpheli görüşme olup olmadığı araştırıldı. ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı memuru Suçları Bürosu'nca yürütülürken 7 İklim Yayın Evi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın müracaat ve suçüstü savcılığınca yürütüldüğü öğrenildi. KPSS'de 2010 yılında yaşanan soru çalınma olayı ile ilgili soruşturmayı yürüten dönemin YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlyas Doğan son KPSS sınavında sorular sızdırıldı iddiası ile ilgili konuştu. Doğan yüksek puan alan ve özellikle bu 20 soruyu full yapanlar kimlerdir? Bunların ortaya çıkması gerekiyor dedi. KPSS sınavındaki sorular sızdırıldığı iddialarının ardından soruşturma genişletildi. Ankara polisi 7 iklim yayın evinin bazı adreslerinde arama yaptı. Kitapçıklara, dijital materyallere el konuldu. <laughs> 2010 yılındaki KPSS sınavında da soru çalınma olayı yaşanmıştı. Dönemin yok Denetleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlyas Doğan son yaşanan KPSS'de sorular sızdırıldığı ile ilgili konuştu. Mülakatı elenen öğrencilere dikkat çekti. Bu iptal edilen sınav en geniş kapsamlı sınav. Daha önce düşük puan alanlara sözlü bölümde yüksek puan vermek, yazılıda yüksek puan alanlara düşük vermek şeklinde izlenen bir politika vardı. Bu tabi toplum nezdinde dikkat çekti. Sınavda üzerinde inceleme yapılan tartışmalı 20 sorunun tamamını yapan öğrenciler incelenmeli dedi. Muhtemelen bu cevapların yayınlanıp bu sorular hakkında bilgi sahibi olanların yüksek puan aldıkları muhakkaktır. İncelendiğinde bu görünecektir. Şöyle bir düşünce oluştu muhtemelen. 20'nin üzerinde soru paylaşılmış olmasaydı zaten bunlar yüksek puan almışlardı diye düşünecekti toplum ve yüksek puan alanların atanması normaldir diye bir algı oluşacaktı.